Elektrik ampullerine bakarsanız 10 watt veya 100 watt gibi bir ifadeyle karşılaşabilirsiniz. Peki bu watt miktarı ne anlama gelir ve nasıl hesaplanır? Bu videoda işte bunu öğreneceğiz. Buradaki sayı yani 10 watt elektriksel güç olarak adlandırılan kavramı temsil eder. Genel anlamda güç ister elektriksel ister başka türlü olsun, birim zamanda ne kadar enerji harcandığını ve iletildiğini ifade eder gerekli olan birimleri yazalım. Enerji birimi olarak Joule, zaman birimi olarak da saniye kullanılır. W ile gösterilen Watt da Joule bölü saniyeyi ifade eder. Watt sözcüğü bilim insanı James Watt'ın soyadından geliyor. Buradaki 10 Watt, 10 Joule bölü saniye anlamına geliyor. Yani bu ampul enerji harcıyor ve bu enerji saniyede 10 Joule'e denk geliyor. Buradaki enerji harcamaktan kastımız ampulün elektrik enerjisini başka bir biçime dönüştürmesi. Ampul örneğinde bu ısı veya ışık enerjisi olabilir. Hoparlörleri düşünürsek bunlar elektrik enerjisini sese çevirir. Vantilatörlerse dönme enerjisine veya mekanik enerjiye çevrilebilirler. Buradaki listede evde kullandığımız temel aletlerin güç miktarlarını görüyoruz. Klimaların güç miktarı oldukça fazla olabilir. Örneğin 1000 watt, 2000 watt hatta 2500 watt. 1000 watt klimamızın saniyede 1000 jullük elektrik enerjisi harcadığı anlamına gelir. Şimdi de cep telefonlarına bakalım. Bunlar 5 watt'tan daha az miktarda çok küçük oranda güç harcarlar. Peki bu enerjiler nereden geliyor? Çünkü bir yerden gelmesi gerekiyor, öyle değil mi? Dizüstü bilgisayarlarda veya cep telefonlarında bu enerjinin pillerden oluşan bataryadan geldiğini tahmin etmemiz pek de zor değil. Ancak evimizdeki çok daha büyük devrelerde enerji elektrik santrallerindeki büyük jeneratörler tarafından sağlanır. Burada demek istediğim şu. Bu nesneler başka tür bir enerjiyi alarak bunu elektrik enerjisine çevirirler. Örneğin piller kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Kimya dersinde bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi elde edebilirsiniz. Jeneratörler dönme mekanik enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Tabii evimizde kullandığımız elektrik için harcadığımız enerji bazında fatura öderiz. Tekrar söylüyorum. Gerilim veya akım üzerinden para ödemiyoruz. Harcadığımız enerji miktarı kadar para ödüyoruz. Bu yüzden elektriksel gücü hesaplamak oldukça önemli. Şimdi bu nasıl yapılır? Ona bakalım. Gerilim ve akıma bakarak elektriksel gücün nasıl hesaplanacağını öğreneceğiz. Bunu bir örnekle gösterelim. Elimizde içinden 2 amperlik akım geçen bir ampul olduğunu varsayalım. Ampulün uçları arasındaki potansiyel farkta 5 volt olsun. Bu iki değere bakarak ampul tarafından harcanan enerjiyi bulup bulamayacağımıza bakalım. Bunun için ilk olarak akım ve gerilimin ne demek olduğunu hatırlayalım. 2 amper saniyede 2 klomb anlamına gelir. Yani devrenin herhangi bir noktasından saniyede 2 klompluk elektriksel yük geçer. Peki, gerilim ne anlama gelir? Gerilim birimi olan volt, jül bölü klomp değeriyle ifade edilir. Bu da ampulün bir noktasından diğerine hareket eden bir klombun ampule 5 jüllük bir enerji ilettiğini gösterir. Yani ampulden geçen her klomp için 5 jüllük enerji harcanmış olur. Bu örnekte ampulden saniyede 2 klom geçmekte. Peki bu bilgileri kullanarak ampul tarafından saniyede kaç jüllük enerji harcandığını bulabilir miyiz? Videoyu bu noktada durdurun ve sonucu bulmayı deneyin. Evet, sorunun çözümünü bu kısma yazayım. Bir saniye bekleyip neler olacağına bakalım. Bir saniyede 2 klombun ampulden geçeceğini biliyoruz. Her bir klomp 5 jüllük enerji iletir. Bizim örneğimizde 2 klomp olduğundan 2 çarpı 5 yani toplamda 10 Jüllük enerji iletilmiş olur. Yani 1 saniyede ampule 10 Jüllük enerji iletilir ve güç miktarı 10 watt olur. Birimlere baktığımızda da aynı durum söz konusu. Yani saniyede 2 klomp geçiyor ve klomp başına 5 Jüllük enerji düşüyor. Burada klomplar birbirine götürür. Elimizde 10 jül bölü saniyelik enerji yani 10 watt kalır. Şimdi de akımın 3 amper olduğunu varsayalım. Bu durumda 1 saniyede ampulden 3 klomp geçer. Yani burası 3 olur. Gerilimin 20 volt olduğunu varsayarsak ampulden geçen her klomp için ampule 20 jüllük enerji iletilir. Yani burası 20 olur. O zaman gücü hesaplamamız için tek yapmamız gereken akımla gerilimi çarpmak. Bu yüzden de elektriksel gücün gerilim ve akımın çarpımı olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki değeri biliyorsak ikisini çarparak elektriksel gücün ne kadar olduğunu bulabiliriz. Ayrıca bir aletin güç miktarını ve bu aletteki gerilimi bildiğimiz durumlarda da aynı denklemi kullanarak aletten geçen akımı bulabiliriz. Son olarak bu videoda öğrendiklerimizi özetleyelim. Her elektrik devresinde bataryalar ve jeneratörler gibi elektriksel güç ileten kaynaklar bulunur. Bazı aletlerde bu elektriksel gücü harcar genel anlamıyla güç, saniyede harcanan veya iletilen enerji olarak tanımlanır ve watt cinsinden ölçülür. Herhangi bir alet tarafından harcanan veya itilen elektriksel gücü hesaplamak için de aletteki gerilimle aletten geçen akımı çarpmamız yeterli olacaktır. Başka bir şekilde ifade edersek güç beraberinde akım ve gerilimi de getirir.